Kargı Koyu, Bodrum'un en sakin koylarından biri. Magazin 8'in Bodrum izlenimlerinde bugün sırada Kargı Koyu var. İzliyoruz. Sizler için Kargı Koyu'ndayız. Magazin 8 Bodrum Kargı Koyu'na gitti ve sizler için çok özel görüntüler çekti. Hamut neydi abi? Eşeğin semeri diyorlar. Devenin de hamutu. Çin en ünlü aşıklarıyla birlikteyiz. Karşımızda Behlül'le Bihter. Develer, kuma gömülenler, deve kuşları, kargı hayranları hepsi bu kasette. Magazin 8'in Bodrum izlenimleri köşesinde bugünkü durağı Kargı Koyu. Datça merkeze 3 kilometre uzaklıkta enfes plajlara sahip Kargı'ya önce tepeden bakalım. Kimseye, hiçbir yere tepeden bakmak haddimize değil ancak keşke zamanımız olsaydı da buraya saatlerce tepeden baksaydık. Belki şiir bile yazardık. Mustafa abimiz bizim kadar şanslı değil. Manzara izlemeye vakti yok. Hamut'un tamirini yapıyoruz. Devenin hamutunun tamirini. Hamut neydi abi? Eşeğin semeri diyorlar. Devenin de hamutu. Develerle safari yaptıran bir abimiz kendileri. 15-20 lira civarında. Bir 4-5 dakikalık bir tadımlık zev yaptırıyoruz. Artık deve safarisinin buralarda yavaş yavaş bittiğini söylüyor Mustafa abi. Şimdi bu işte olmasa bu... Bir de güreş için var deve. Bizim çocuklar artık bunu ansiklopedilerde görür. Bu işten geçim sağlıyoruz. Develerin de devamını sağlıyoruz. Deve havuzu tamir edildi. Şimdi safari vakti. Allah abi, harbiden düşüyorum zannediyorum şu anda ama pek de düşmedim henüz. Evet. Batuhan korkudan anons yapamıyor. İlginç özelliklerinden biri de ve bu biçe adını veren develer. Anons kötü ama idare edin. Deve turumuz bitti ancak korkular geçmedi. Batuhan'ın aklı başından gitti resmen. Evet sevgili Magazin 8 izleyenleri. Biç'e geldiğiniz zaman bu 4-5 dakikalık deve kuşu turunun maliyeti 15-20 TL civarında. Hepinizi bekliyoruz. Bekliyor muyuz Mehmet abi? Evet, evet. Bekliyoruz. Deve kuşu mu dedi? Allah cezanı verdi. Develer tellal iken, pireler berber iken ancak masallarda olur diyor. Kulakları çın çın çınlatan deve kuşlarının yanına geçiyoruz. Sevgili Magazin 8 izleyenleri, Biç'in en ünlü aşıklarıyla birlikteyiz. Karşımızda Behlül'le Bihter. Bu hayvanların ismi nasıl Bihter'le Behlül oldu? 7 yıl önce burada biz bunları buraya getirdiğimizde o zamanlar tabii Bihter ve Behlül modaydı. O diziyi seviyorduk, seyrediyorduk diyelim. Orada ne diyelim diye düşünüyorduk isimlerini. Bihter'le Behlül olsun dedik. Öyle Bihter'le Behlül olarak kaldılar. Tebrik ediyoruz sizi Yusuf Bey. Gerçekten orijinal bir fikir. Hayvan yemeği, kuzu koyun yemi gibi bu tip şeyler yiyorlar. Bahçede 30 dönüm arazi. Otluyorlar burada. Salıyoruz. Kendileri geliyorlar, gidiyorlar. İstedikleri zaman yatıp suyunu falan veriyoruz her şeyini. Bu şekilde... Burada yaşıyorlar. Behlül ve Bihter haricinde bu çiftlikte birçok ilginç hayvan da var. Ancak hayvanlar aleminden kargı sahillerine geçiyoruz. Yani deveden düşme ihtimalini, deve kuşu saldırısı tehlikesini, korkuları bırakıyoruz. İçime dolandım korkuları, denize bıraktım sahilden. Kargı koyunun en şansız insanıyız. Peki iyi görmüyor musunuz? Evet, ayak maalesef tutmuş. Gitti ayak. Hayırdır kırdım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne İskelede, oldu, nasıl oldu? İskelede incittim. Ayağını iskelede incitmiş hanımefendi. Geçmiş olsun diyor. Serpil Hanım'dan kargı havadislerini alıyoruz. Tatil çok güzel. Bodrum'un en güzel sahili burası. Denizi, kumu, her şeyi çok güzel. Her yıl Karadeniz'den kargıya geliyorlarmış ailece. Kardeşimin evi var. 1,5-2 ay tatil yapıp dönüyoruz. Ancak bir sorun varmış. Biz 5 kız kardeşiz. Beşiniz aynı eve mi geliyorsunuz? Evet. Onun için burada şezlong sorunu yaşanıyor. İyi, kardeşiniz kovmuyor sizi Allah'tan. Hayır.
Kardeş nerede? Burada mı? Yanınızda mı? Ay, İstanbul'da para kazanıyor. Ha, o İstanbul'da yani, siz onun evine evet, geliyorsunuz. Evet, evet. Ukraynalı bir hanımefendi de kitap keyfinde. Karkının tertemiz denizini, pırıl pırıl güneşini ve temiz kalpli insanına aşıkmış hanımefendi. I love the sea, which is very beautiful and clear. I love the sun, I love people actually. Aman Allah'ım, bu da ne böyle? Batuhan. Ne? Ya adaşım, ne yaptılar sana ya? Hanım. Çok yaramazlık mı yaptın? Evet. Yaramazlık yapan çocuk gömülür mü? Yazık. Babası, babası gel buraya, babası. Baba. Babası, ne yaptın babası? Ben babası değilim. Yeğenim oluyor. Yeğenim. Kim gömdük onu? Çok yaramazdı. Gömelim dedik, gömdük. Yazlık şakalar bunlar tabii ki. Bazı inanışlara göre de kuru kuma gömülmek kuluçlara iyi geliyormuş. Batuhancığım. Ne? Kurtarayım mı seni? Böyle gel de gölgen geçmesin abi. Bilmiyorum. Kurtarayım mı seni? Çıkar bak. Hayır. Aylin de ailecek Almanya'dan kargı koyuna gelmiş. Aylin, nereden geliyorsun? Almanya'dan. Tatil için mi geldiniz? Evet. Kaç günlük? 2 haftalık. 2 hafta. Bugün kaçıncı gündesiniz? 3. günü. Oo, daha yeni başlamış o zaman. Peki tatil için neden burayı tercih ettiniz? Bodrum. Çok güzel çünkü. Genellikle yabancı turistler ve gurbetçi Türklerin tercih ettiği Bodrum Kargıkoyun'dan tatil manzaralarını izlediniz. Magazin 8'in Bodrum izlenimleri devam edecek.